Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videonun konusu sosyal medyada çokça kullandığım bir nick olan Customer Lord'un hikayesini anlatmak üzere yapıyorum. Aslında bu video The Reigns of Customer şarkısının hikayesi ama ikisinin hikayesi birbirine yakın. Ben de Tywin Lannister'ı öz babam olarak gördüğüm için birazdan göreceğiniz şekilde bir anlatım tercih ettim ve böyle de bir çeviri bulmuştum hikayesiyle alakalı. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Asi tebaalarını yola getirmek söz konusu olunca çoğu lord ordu gönderir. Babam Tywin'in ise sadece bir şarkıcı göndermesi yeterdi. Bir tebaanın hırsını köreltmede ya da bir şenlik havasını bozmada. Customer yağmurlarını duymaktan daha hızlısı yoktur. Customer'dan Rain hanesi yavaşça çukura batmakta olan eski ve gururlu bir haneydi. Madenleri tükenmişti. Altınsız kalınca daha yaygın bir zenginlik kaynağına yöneldiler. Evlatlarına. Lady Ellen Rain, büyük amcam ile nişanlandırılmıştı. Ama büyük amcam savaşta ölünce Lady Ellen teselliyi amcamın ikiz kardeşinin yatağında buldu. Hem de evlenmek için sözlendiği diğer kadını döverek. Sonra ikizinin karısını paylaşan koca başka bir muharebe alanında ikizinin ölümünü de paylaştı. Lady Ellen başka birine savruldu ve Kaya'nın varisiyle evlendi. Ama dedem Tythos aslandan çok bir kediydi. Koşarak karısına Lady Ellen'in planlarından bahsetti. Ve Lady Ellen çok geçmeden kendini düşmekte olan başka bir hanenin lordu, Walder'ın Tarbeck ile evlendirilmiş buldu. Rainler ve Tarbeckler birlikte karanlığa gömülmelilerdi. Eğer dedem Casterly Kayası'nın lordu olmasaydı gömüleceklerdi de. Başta Batı toprakları Gülen Aslan'la beraber gülüyordu. Neşeli Tythos'a böyle diyorlardı. Ama insanlar bu aslanın ne dişinin ne de pençelerinin olmadığını fark edince ona gülmeye başladı. Rainlerden ve Tarbeck'lerden daha fazla gülen olmamıştı. Lady Ellen, Casterly Kayası'ndan hoş karşılanmasa bile Tythos Lady'nin kardeşleri Roger ve Reynard Rain'i geri çevirmemişti. Fahiş derecede borç istediklerinde bile ailemin altınları sayesinde Lady Ellen, Tarbeck Kalesi'ni kendi evinden atıldığından beri göremediği bir görkeme kavuşturdu. Dedem borçları ödeme konusunu açtığında Roger ve Reynard sadece güldü. Çok geçmeden onlarla beraber dedem de gülüyordu. Sonra babam Tywin, 9 kuruşluk kralların savaşından döndü. Savaşta diyarın Lannister hanesinin arkasında kıs kıs güldüğünü görmüştü. Bizlere ait olduğumuz yere getirmeye kararlı bir şekilde babam, Kaya'ya olan bütün borçların hemen ödenmesini emretti. Ödemeyeceklerden ise bir rehin istedi. Reynard Rain haberi aldığında sadece güldü. Walt Waller'ın Tarbeck babamın emirlerini iptal etmesi için Lord Tythos'u korkutabileceğine güvenerek Casterly Kayası'na gelmeyi seçti. Yapabilirdi de ama onu kapıda karşılayan Tythos değildi. Babamdı. Babam Lord Waller'ını zindana yolladı. Lady Ellen itiraz etti. Rainler savaşla tehdit etti ve sonunda dedem dayanamadı ve Lord Tarbeck'i bir özürle serbest bıraktı. Sanki utanç içinde yüzüyormuş gibi Tythos, Tarbeck'lerin bize olan bütün borçlarını affetti. Düşmanlıkların sona ermesini kutlamak üzere Lord Roger, Castamere'de Tythos'a ziyafet verdi ve iki lord sonsuza kadar sürecek dostluklarını ilan etti. Babam sonsuzluğun bir yıl sürmesine izin verdi. Babam Rainleri ve Tarbeckleri suçlarının hesabını vermeleri için Casterly Kayası'na çağırdığında beklediği üzere isyana kalkıştılar. Meydan okumaları babama sancaklarını çağırması için bahane oldu. Arkasında bir ordu ile Tarbeck Kalesi ve Customer'a doğru ilerledi. Dedemi bilgilendirme zahmetinde bile bulunmadı. Babamın ordusu Tarbeck'lerin üzerine öyle çabuk çöktü ki Lord Waller'ın güçlerini toplamasına fırsat kalmadı ve sadece hanesinin şövalyeleriyle babama karşı ilerledi. Çok geçmeden onun kellesi, oğullarının kellesi ve Tarbeck kanı bulunan bütün adamların kellesi Tarbeck kalesine ilerleyen Lannister öncülerinin mızraklarını süslüyordu. Onlar yaklaşırken Lady Tarbeck kapılarını kapattı ve Castamere'deki kardeşlerine kuzgun gönderdi. Ordularını toplamaları ve görünüşte uzun bir kuşatmayı kırmaları için yeterince zamanları olduğunu düşündü. Babam mancınıkları bir gün içinde yaptırdı ve saatler içinde kaleye yerle bir etti. Lady Ellen ve oğlu kalıntılar altında kaldı. Tarbeck güçleri teslim olduğunda
babam kalelerini ateşe verdi. Roger Rain kardeşinin evini yutan alevleri görmeye tam zamanında yetişti. Ani bir saldırının babamı sayıca fazla ordusunu yeneceğini umarak babamın kampına saldırdı. Ama yenemedi. Adamlarının yarısı ölmüş ve sırtında bir ok ile Lord Roger Castamere'a kaçtı. Lannister ordusu Castamere'a 3 gün sonra geldi. Casterly kayası gibi Rain hanesinin kalesi de bir maden olarak başlamıştı. Altınlar bitince maden kuyuları toprağın derinliklerinde salonlara, balkonlara ve yatak odalarına çevrilmişti. Rain kardeşlerin kale duvarlarını koruyacak adamları yoktu ve yer altındaki sığınaklarına çekilmişlerdi. Bu göreceli güvenliklerinden uzun bir kuşatmayı önlemek için babama anlaşma sundular ama babam cevap vermedi. Bunun yerine girecek ya da çıkacak yol kalmayana kadar madenlerin taş ve toprak ile kapatılmasını emretti. Bu iş bitince kalenin yanındaki dereye set çekmek bir günden az ve en yakınındaki maden girişine yönlendirmek ise sadece 2 gün sürdü. Rainler 300 adam, kadın ve çocuğu madenlere götürmüştü. Birkaç gardiyanın bir gece altlarından çığlıklar ve bağırışmalar duyduğunu bildirdi. Ama şafak olduğunda toprak tekrar sessizdi. Ama şimdi salonunda yağmurlar ağlıyor ve yağmuru kimse duymuyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu şarkının Türkçe çevirisinin bulunduğu linki videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İyi izlemeler, iyi seyirler. Yorumlarınızı bekliyorum.